Yani Alzheimer'a iyi gelen bir ağaç, nadir bulunan bir ağaç, Ihlamur Kasrı'nın bahçesinde, burada. Herkese merhaba. Gezen Adam yine gezmeye devam ediyor. Bugün Beşiktaş'ta bulunan Ihlamur Kasırlarındayım. Şehrin keşmekeşinden, şehrin gürültüsünden şikayet edenlere Ihlamur Kasrı kendini geniş büyük duvarlarıyla koruyor ve şehrin içinde böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi cennet bir köşe sunuyor. Sultan Abdülmecit, Kasımpaşa Hasköy'de bulunan Yeni Tersane'ye ziyaretlerini sıklaştırınca yol üzerinde bir sultan mekanı yapılması gerekiyor. Beşiktaş ve Nişantaşı arasında kalan Ihlamur Kasırları Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigos Balyan'a maiyet ve merasim köşkü olmak üzere iki ana yapı halinde yaptırılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz merasim köşkü, yani asıl Ihlamur Kasrı burası oluyor ve barok çizgilerini taşıyor. Padişah genelde burada devlet konuklarını ve misafirlerini ağırlıyor. Şurada görmüş olduğunuz, daha detaylı göstereceğim zaten size, Maiyet Köşkü. Bu da padişahın kendi ailesi için kullanmış olduğu köşk. Herkesin tanıdığı ünlü Fransız şair Lamartine, Ihlamur Kasrı'na geldiğinde kendisini İsviçre ya da Savoy'da hissettiğini söylüyor. Ihlamur Kasrı Dolmabahçe'den kalan inşaat malzemeleriyle inşa ediliyor. Zaten barok mimariyi burada da orada da görebilirsiniz. Sultan Abdülmecit'ten sonra gelen Sultan Abdülaziz buraya fazla gelmiyor. Buranın bahçesinde koç dövüşü, horoz dövüşü ve pehlivan güreşlerini yaptırıyor ve izliyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz alanda. Bahçesi zaten bayağı bir geniş. ...1950'lerde Tanzimat Müzesi olarak kullanılmış Ihlamur Kasırları. 1960'lara doğru da bugünkü görünümünü, yani ziyarete açılmış. İlgimi çeken şeylerden bir tanesi de burada çeşitli hayvanların olması. Burada ördek var, biraz utangaç, kaçıyor. Şu arkada da çeşitli hayvanlar var. Dediğim gibi, yani şehrin keşmekeşinden, şehrin gürültüsünden kendinizi doğaya atmak istiyorsanız çok da uzak değil. Beşiktaş'ta. Buraya geldiğiniz zaman adeta kendinizi cennette hissediyorsunuz. Tüm müzelerde olduğu gibi pazartesi günü hariç bütün günler Ihlamur Kasırlarını ziyaret edebilirsiniz. Sabah 9'da akşam 5 arası. Giriş ücreti tam 30 lira, öğrenci 15 lira. Ama müze kartınız varsa tabii ki ücretsiz. Dediğim gibi müze kart almanızı tavsiye ediyorum. Türkiye'deki çoğu milli saraylara bağlı müzelerde ücretsiz oluyor. Kesinlikle müze kart alın. Ben de müze kartım olduğu için buraya ücretsiz girdim. Arkamda görmüş olduğunuz merasim köşkü, yani asıl Ihlamur Kasrı. Şöyle gördüğünüz gibi sağlı sollu iki merdivenden girişi var. Ve bir ana girişi sağlı sollu iki odadan oluşuyor. Ve bir de müzik odası var. Duvarları mermerden
ve bazı mobilyalarda, sandalyelerde, masalarda müzik aletleri işlenmiş. Bu da çok enteresan, ilgimi çekti. Arkamda görmüş olduğunuz da Maiyet Köşkü. Burada genelde padişahın ailesi konaklıyor. Merasim Köşkü'ne göre daha sade yapıda, Osmanlı çizgilerini taşıyor. Görmüş olduğunuz bahçesindeki kafede geldiğiniz zaman kahvaltınızı bu manzaraya karşı yapabiliyorsunuz. Ihlamur Kasrı, dediğim gibi ailelerle gelmek için ideal bir yer. Tavuklar, ördekler, tavus kuşları hepsi var. Ve çocuklar için minik bir sürprizim var, sizi unutmadım. Ailenize ısrar edin, sizi buraya getirsinler. Şimdi size sürprizimi göstereceğim. Evet, bakın burada neler var. Evet, minik tavşanlar burada. Bakalım kamerayı seviyor musunuz? Evet, bunlar seviyor sanki. Beyaz, sen de mi seviyorsun? Biraz da içten göstereyim. Kesinlikle İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul'u ziyarete geldiyseniz bu minik tavşanları ve ıhlamur kasrını görmeden sakın gitmeyin. Şurada da havuç yemeye çalışıyorlar. Evet, aldı gitti. Evet, bu da burada bir çalışma yaptı. Islattı burayı. Gel. Az önce tavşanların çiftliğini gösterdim size. Onların hemen yukarısında, sağ tarafta kalan bir yer var. Burayı da size göstermek istiyorum. Hemen şöyle arkamda görmüş olduğunuz havuz. Muhteşem suyu rengi. Yanında da böyle banklar var. Burası aşağı kafe bölümüne göre çok kalabalık olmuyor. Geldiğiniz zaman buraya gelip biraz sakinlik yaşayabilirsiniz ailenizle. Havuzun yanındaki çimler Osmanlı çimiymiş. İlgimi çekti. İlk defa duydum Osmanlı çimi. Ve Osmanlı çimlerinin yanında muhteşem suyuyla havuzumuz ve karşıda barok çizgileri taşıyan çeşmemiz. Gerçekten muhteşem bir yer. Ihlamur Kasrı'na nasıl gelirim diyorsanız, araçla gelirseniz müzenin, yani buranın otoparkı yok. Çevrede ispark ve özel otoparklar var. Onlara bırakabilirsiniz. Funiküleri kullanacaksanız Taksim Funiküler en yakını. Metro kullanacaksanız Osman Bey Metro en yakını. Beşiktaş sahilden yürüyerek 20 dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Şu muhteşem manzaraya. Ihlamur Kasrı'nın bahçesinde ıhlamurlar, manolyalar ve birçok çeşitli ağaç var. Ama en önemlisi, Alzheimer'a iyi geldiği söylenen ve Türkiye'de de çok nadir bulunan, şöyle size göstereyim, Çin mabedi ağacı, yani Ginkgo biloba.
burada bulunuyor. Yani Alzheimer'a iyi gelen bir ağaç, nadir bulunan bir ağaç, Ihlamur Kasrı'nın bahçesinde, burada. Şöyle göstereyim size. Ailenizi alıp gelebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi İstanbul'da Ihlamur Kasrı. Şu arkada görmüş olduğunuz ördeklerin manzarasında, şu arkamda görmüş olduğunuz kafede kahvaltınızı yapabilirsiniz. İnanın gerçekten çok ferahlatıcı. Birazdan menü fiyatları ile ilgili bilgileri de vereceğim zaten. Kafe bölümünde kahvaltı yapmak istiyorsanız masaya oturduğunuz zaman koronavirüs tedbirleri dolayısıyla menü gelmiyor. QR kodu var. Telefonunuza QR kodu okutuyorsunuz. Menü telefonunuzun ana ekranına düşüyor. Menü fiyatları ile ilgili bilgi vermek istiyorum biraz size. İstanbul kahvaltısı var. Klasik kahvaltı. 25 lira. Omlet söylerseniz 15 lira. Çay 5 lira. Genelde kahvaltı çok pahalı gelmedi bana. Makul seviyede. Ve manzarası çok güzel. Şu havuz ve arkada gördüğünüz merasim köşküne karşı kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Bence muhteşem. Ihlamur Kasırları gezimiz sona erdi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezmek istediğimiz yeri yorum kısmına yazın. Bundan sonraki durağı hep beraber belirleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.